Bismillahirrahmanirrahim. İstiklal Marşı'nın 5. kıtasıyla devam ediyoruz. Bu rağlar biraz uzun. Rağlar birazcık yol aldı ama hala tam istediğimiz seviyeye gelmedi. Birazcık kısaltalım. Şunları da böyle aynı hizaya alalım. Yani satır çizgisinde olsun. Ra ve şey. Şöyle aşağıya doğru böyle bir gidiş olmuş. Oysaki satır çizgisi böyle. Dal harfi iyi. Bu şuraya kadar iyi ama şurada bir hata yapıyoruz. O da böyle sert bir dönüş var orada. Yani orası böyle bir yuvarlak bir geçiş yok. Eliflerde de bir standart olsun. Özellikle eğimleri konusunda da söylemiştim. Boyları konusunda da mesela çok yakın ikisi birbirine. Bunların hemen aynı, şu daha ideal ve güzel bir elif olmuş. Bu da çok dik. Biraz daha bunun sola eğik olması lazım. Evet, uzun. Şu mesafe ra harfinin kuyruğu için uzun. Baştaki tırnağı da birazcık daha uzatalım. Vav iyi. Dal harfi iyi. Mim he çok güzel olmuş. Buradaki elifi çok dalgalı yapmayalım. Burası da köşeli olsun. Evet, burası daha sert dönsün yukarıya. Böyle yuvarlak bir dönüş yok. Altta bir kavis var ama. Şurası fazla uzun. Y'nin bu kısmı gayet güzel ama orayı çok uzatmayalım. Elifler, bakın bunların hepsinde dediğim gibi standart istiyoruz. Artık hepsinin aynı ölçüde, aynı eğimde, aynı boyda olması gerekiyor. Bunlarda böyle bir fazla bir dalgalanma var. Yani sola doğru eğimli ve düz bir çizgi. Elifimiz böyle. Çok düz. Yani harfler orada birbirinden ayırt edilmiyor. Kayın harfini böyle yaptıktan sonra bir aşağıya inip ra'yı aşağıdan yapıyoruz. Orada bir ra harfinin olduğu şöyle belli olsun. Tarafa yatık. Temin birleşimi iyi. Sakın. Bunlar çok uzun. Yani bu ra'nın boyu iki noktaya geçmeyecek. Burada epeyce uzun olmuş. Sin, B, sin, P ve ra birleşimi. Çok hafif bir yukarıya çıkıp. Evet, bu birleşimin böyle olması lazım. İyi. Keftal iyi. Büyük ama birazcık daha küçülse daha iyi şekli. Bu Y çok güzel olmuş. Dallar iyi. Evet. Şu birleşimde de aynı şey var. Buralarda da çok geçişlerde uzun olmuş bu aradaki geçişler. Ve şuradaki bu çıkış bu kadar böyle değil. Şurada yaptığımın aynı birleşim. Aynısının burada da olması lazım. Çim he iyi. Bakın derken bakın yine aynı hatayı yapıyoruz. Bu satırın üstünde kalacak. Böyle bir harfle bitiriyorsak biraz demek ki satır çizgisinin üstünden başlayacağız. Ya bunların hepsi aynı satıra yapışmış gibi sizin. Şöyle bir onun yüksekliği var. Akın derken. Evet. Burada da şimdi bakın. Bu satırda olması gereken bir harf. Kelime. Bunlar iyi. Ayın harflerinde yukarıdakinde de benzer bir şey vardı. Üst kaşı ile alt neredeyse eşitlenmiş. Öyle değil. Alt birazcık daha önde olacak. Bir de üst biraz şöyle yukarıya doğru olsun. Evet, bunlar iyi.
Yani büyüklük olarak bir dengesizlik var. Yani bazı harfler mesela burada şununda da vardı. Bu güzel ama bunun hemen yakınında başka bir harf var. Çok büyük görünüyor mesela. Şu vav'ın başının büyüklüğüyle mesela şu aynı olması lazım. Bakın ikisi. Birleşim güzel. Azıcık daha bu eğimli olmalı. Bunlar güzel. Buralarda gene sola eğimi atlıyoruz. Sola doğru eğimli olsun. Ve şurada gene hatamız var. Böyle burada gereksiz kavisler var. Böyle kavisler yok bu harfin birleşiminde. Yani direkt aşağıya doğru bir eğimli nun harfini yapıyoruz. Sonra pardon, nun harfinden sonra işte ra harfine geçişi yapıyoruz. O kadar bir eğim var. Yani burada dediğim gibi şöyle gereksiz kavisler var. Onlar yok burada. Bu gayet güzel olmuş. Bu da iyi. Bilir derken burada tırnak olmaz. İki tane tırnaksız şöyle başlamak gerekiyor. Pardon. Yine burada da benzer hatalar var. Eliflerin eğimleri. Bunlar iyi. Şura gene aynı hata. iyi. Burada da gene benzer hata var. Evet, devamını yazalım. Ancak bu söylediklerime dikkat edelim. Bir sonraki derste özellikle şu ve benzeri satır dengelerine birazcık daha çalışalım. Ra'nın üzerinde birazcık daha duralım. Ra'lar hala istenilen düzeyde değil. Şu şın harfi ya da kendi başına nun harfinin sonundaki kuyruğunda da bir hatamız var. Burası bakın böyle yuvarlak bir son şey yuvarlak değil. Orası böyle biraz daha köşeli birbirine paralel. Öyle deniyoruz. Ra'ları uzun yapmayın. İki nokta. İnce başlayalım. Kalınlaşsın ve kalem elimizi çevirerek şöyle bitirelim. Bu kadar. Satırdaki eğimine dikkat edelim. İnce kalıyor. Zayıf kalıyor. Yani mesela şu tamam birazcık boyu falan uygun olmuş ama çok zayıf başlangıçları çok ince kalıyor. Hepsine kalınlaşması lazım. Mesela bunun da böyle. Şunun kısmındaki bu iyi olmuş birazcık. Evet, şuralardakiler zaten uzun. Bunları söyledim. Evet, elinize sağlık. Devamındaki kıtayı yazabilirsiniz ama özellikle bu söylediklerime dikkat edin. Allah'a emanet olun.